Şeyda, bunları duya duya böyle yapıyorsan helal olsun sana. Çok kötü durumda, öldüğüm hanım. Evet, çok üzgün olduğunuzu görüyorum. Anne de üzgün ama ben sizi ayrı bir üzgün gördüm ya. Siz ayrı bir düşkünsünüz galiba. Değil mi Bayram Bey? Evet Sizem Hanım, ben çocukları çok severim. Benim çocuklarım benim için benden daha kıymetli. Size o kadar söyleyeyim. Ayrıca benim için canımdan çok kıymetli evlatlarım. Yani birini birinden ayırt edemiyorum. Şeyda burada bir bambaşkaydı tabii. Ayırt edilmiyor ama... Peki siz yani aile içinde şimdi bakın kalabalık da bir aile olduğunuz için abla çalışıyor, diğer çocuklar küçük, anne de bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Şeyda da evde çok kendisine baskı yapıldığını ve çok iş yapıldığını düşünüyor ve bu yüzden de evi terk ediyor. Gerçi gittiği yerde daha da berbat bir hayat onu bekliyor, öyle anlaşılıyor da üzgünüm bunu söylediğim için. Ya yani öyle görünüyor, iddialar öyle. Yani evdeki bu Şeyda Nur'un yaşadığı şeylerden haberdar mıydınız? Hiçbir bilgim yok Tizem Hanım. Ama kızım iş için kendi ev işi için sıkıntı olduğunu kısa bir telefon görüşmesi yaptı benimle. Evet. Dedim kendisine, kızım bir genç kızın görevi ne evin içinde dedim. Baba çamaşırdı, bulaşıktı, ev işleri dedi. Tamam da kızım sen bunu niye dert ediyorsun da gittin benim için dedim. Dön evine dedim. Artı yani sen kimle gittin? Zeynel'le mi gittin? Evet baba dedi. Evet telefon kapandı. Anladım. Bu şu anda da ulaşamıyorsunuz. Tamam. Ben şöyle, seste problem yaşanıyor. Alalım yayını. Dolayısıyla babanın da duygularını en azından ekrana yansıtmak istedim. Baba çok perişan durumda. Evet. Yani siz düşkün, o, yani o daha çok düşkün. Babası o kızı çok severdi. Şeyda Nur'u çok severdi. Neden? Daha çok ona ailesini bir benzetiyor. Şimdi kendisi şöyle diyeyim Didem Hanım. Babası işten gelince hoş geldin baba derdi. Hı. İlan getirdi, babasının ayağını yıkardı. Aa. Evet. Canım babacığım diye bir kere öperdi babasını. Babası da kendine kuru kızım diye severdi. Ne iş yapıyor? Çok zayıftı. Işiniz? Kuru diyerek severdi. Babasını sevsin. Reklam işinde çalışıyor eşim. Ha, reklam işinde çalışıyor. Evet. Babasına o şekil yapardı. Kendisi babasına babasının ayaklarını, evet, kendi isteğiyle mi yıkıyordu yoksa kendi baba da mı? Hayır, kendi isteğinden babasına hoş geldin yapardı, gider onu getirir yıkardı. Hı. Ben de biraz rahatsız olduğum için ev işlerine birazcık ondan yapıyordu. Ne rahatsızlığın var bel canım? Bel fıdığım vardı, bazımda kuvvetir var. Hı hı. Ondan rahatsızdım, geden sene yatalak oldum, kendisi baktı bana Didem Hanım. Anneciğim, oo, sen yeter ki iyileş diye. Kendisi baktı bana. Hem ev işleri yaptı hem sana, evet, baktı. Bana kendisi baktı, ilaçlar mı olsun şey olsun kendisi baktı. Ona ağır gelmiş. Evet. Ama siz bunun farkına varmamışsınız galiba. Anneciğim yeter ki sen iyi oldu diyerekten daha gelip gödük beni öptü. Bize hiç dayanamaz dedi Didem Hanım. Bir şey söyleyeyim. Babaannesi Emine diyor ki, bu arada Emine de telefonlarını kapattığın için bilmiyorum yani. Neden kapattın? Sorularımdan mı korktun? Özellikle Sait, Zeynel. Ciddi anlamda suç işliyorsunuz. Valla yani bilmiyorum, aklınızı başınıza toplayın. Bu kızını dövdüğünü söylüyor. Hayır, ben kızımı dövmedim. Köye ninesine yollamış diyor. Hayır, yalan onu. Biz kızımı, babaannesinin tansiyonu yükselikti. Hı hı. Kayınvalideme de girebilirsiniz. Kayınvalidemden de ses kayıt yapabilirsiniz. Giderdi. Babaannesi kendinden gitti. Babaanne ben de gideceğim köye, temiz bir hava alayım dedi. Öyle diyor. Evet. Ya da onlar öyle anlatıyorlar. Sonra da bak, babaanne sen de işe ortak olmuşsun. Ses kayıtlarında bu da var. Babaanne Emine diyor ki sizin akrabanıza, Allah'a şükür diyor, kızınız emin yerde, evet, diyor. Korkmayın diyor. Hayatta bir zarar gelmez. Yani ve bir de ses kayıt. Tövbe yarabbim, bunu deyince. Ya senin kızın onun mu kızı yani? Didem Hanım, ya. Didem Hanım normal karşılıyorlar. Diyor ki Allah, benim kızım da kaçtı, torunum da kaçtı. Bunda kötü bir şey yoktur diyor. Ses kayıtında bu şekilde dinlediyseniz. Evet. Öyle de diyor ve bir de diyor ki aile sorununuza biz karışmak, kızı döverseniz ederseniz de bize gereği yoktur diyor ses ama kayıtında. Ama Emin ellerde, evet, olduğunu biliyor, evet, aslında Emin, şu anda, evet, aile bir toplu Emin halim. Emin kızınızdan diyor. Evet. Peki yani Zeynel'in fotoğrafını ekranlara bir getirebilir miyiz? Bu Sait'in de ben bir fotoğrafını, videolarını ekranlara getirelim. Var mı Sait'in videoları? Şu evli olduğu halde 13-14 yaşındaki bir kız çocuğuna musallat olduğu söylenen, evet, bir fotoğrafı gelsin Sait'in. Muhtemelen birlikte bir tanıyalım Sait'i. Ben merak ediyorum, kimmiş bu dayılanan Sait? Bunlar şebeke bunlar. Şebeke olduğu, evet, iddia ediyorsun. Çok ağır bunlar. Bir iddia. Bir Sait'in fotoğrafı gelecek mi ekranlara inşallah? Gelecek değil mi? Ben inanıyorum geleceğine. Şimdi Zeynel bu. Ekranda gördüğümüz Zeynel arkadaşlar. Evet. Ben Sait'in fotoğrafı. Ha, Sait de bu. Ve önde bir görelim lütfen Sait Efendi'yi. Sait Efendi de kaç yaşında bu ya? Ya böyle... Yaşı yani, büyük duruyor. Bir bakayım yani.
Oo, dayılanmışsın Sait. Gözün aydın Sait'çim. Artık vazgeçme programındasın. Evet. Memnun oldum tanıştığıma. Tamam tatlım benim. Çok memnun oldum. Bir de Didem Hanım, biz bunların zaten geldiler oturup da kadın çalıştıran çalışırmış. Ne iş yaparmış? Bunlar davulcularmış anlayacağın Didem Hanım. Davulcu? Evet, davulcularmış bunlar. Yani bilmiyorum. Sen bir kızını bir seslen de. Tabii kızı izletiyorlar mı? Bir yerde evet. mi tutuyorlar? Senin kızın da gerçekten ev işlerinden kaçacağım diye. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş değil mi Rukiye? Rukiye evet. bu deyimi kullanmaya başladı evet. bu son günlerde. Yağmurdan kaçmışlar. Ne yapıyor bu kız sence Rukiye? Bilemem ben. Ay, böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık günah değil mi anneye yani? Bir, kızına bir daha seslen bakalım. Her gün seslenmeye devam et. Kamera kimin? Hangi kamerada arkadaşlar? Kızım evet. Şeyda Nur, beni duyuyorsan. Kızım Şeyda Nur, beni duyuyorsan gel kızım. Ben seni istiyorum anneciğim. Tamam anneciğim, ben sana hiçbir işi yaptırmam anneciğim. Ben sürünerekten gene yaparım evimizin işini anneciğim. Yeter ki sen otur, sen sağlığın yerinde olsun. Evimize gel. Onlar tekin insan değiller anneciğim. Sana ne yaptıklarını bilmiyorum. Seni bir odada kilitlediklerini anlıyorum ben. Hissediyorum, anne olaraktan hissediyorum kızım. Lütfen kızım. Sen sürekli hasta oluyordun Şeyda Nur. Seni doktora kim götürüyor anneciğim? Ben götürüyordum, tamam. Hadi anneciğim, seni doktor onlar götürmezler anneciğim. Lütfen anneciğim, evimize gel. Bak babanın ne halde olduğunu görmüşsündür inşallah kızım. Vicdanın varsa gelirsin anneciğim. Lütfen, yavralıyorum sana. Vallahi Zeynel, Sait, aile vazgeçmeyecek. Zaten şu anda emniyet, iki emniyet müdürlüğü de çalışıyor. İl emniyet müdürlüğü hem Gaziantep hem de İstanbul. Yani bu işi güzellikle halledip kızı aileye ya da bir sosyal hizmetlere teslim edin. Onlar da aileye teslim etsinler. Bu işi güzellikle halletmek lazım. Hatta sizin hakkınızda da şebeke iddiaları var. Kızları kaçırdığınız, ağlarına düşürdüğünüz iddiası var. Ben sizi buraya bekliyorum. Bakalım bu iddialara nasıl yanıt vereceksiniz. Şeyda Nur seni aramaya, ailem vazgeçmediği sürece ben de aramaya devam edeceğim. Bakalım bu çağrılara aile nasıl karşılık verecek? Babaanne kaçmaya devam edecek mi? Baba kaçmaya devam edecek mi? Zeynel ne yapacak? Asıl Sait ne yapacak? Sait sen daha zor durumdasın biliyor musun? Senin için iş daha fena yani. Ben şöyle yapalım. Kızımı eve getiremiyorum. Yani böyle bir şey var mı?